Türk milleti büyük bir millettir. Kendisinden yardım isteyene yardımcı olur. Ama bu yardım boyutunu da aşmıştır. İyi Parti Siyaset Akademisi Başkanı Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Akalın Edirne'de esnaf ziyaretleri yaptı. Beraberinde partililerle birlikte kent merkezinde esnafları dolaşan Akalın esnaflarla sohbet etti, sorunlarını dinledi. Akalın geçtiğimiz günlerde Kapıkule ziyaretinde gördükleri gurbetçilerin sınırda bekleme sorunlarına değinerek bu sorunun çözüm makamı Bulgaristan değil Türkiye'dir dedi. Ülkemizde neler olduğunu görüyoruz. Bunun ben şahsen iyi yönetilemediğini düşünüyorum. Geçen gün Kapıkule'deydik. Belki takip ettiniz. Kapıkule'de çıkışları gördünüz. Orada vatandaşlarımız saatlerce kuyruklarda bekledi. Bunun çözüm makamı Bulgaristan değildir. Öyle değil mi? Şimdi Afganistan tarafına da geleceğim. Bunun çözüm makamı Türkiye'dir. Türkiye devletidir. O sizin vatandaşınız. Bulgaristan'daysa da problem, onu çözecek de yine mevcut iktidardır. Ve maalesef hiçbir şey çözülmedi. Basın mensuplarının Afgan sığınmacılarla ilgili sorusunu yanıtlayan Akalın, iktidarın sığınmacı politikasının yanlış olduğunu belirterek, Türkiye'de nüfusun %10'undan fazlasının sığınmacı olduğuna dikkat çekti. İran kapısına, kapı yok zaten, Afganistan'dan insanlar boğuk boğuk akıyorlar. Peki kim bu gelenler? Bunların sayısı bilinmiyor mu? Bunlar tespit edildi mi? Hiçbiri tespit edilmedi. Bunun biz yanlış olduğunu düşünüyoruz. Ben şahsen çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Türk milleti büyük bir millettir. Kendisinden yardım isteyene yardımcı olur. Ama bu yardım boyutunu da aşmıştır. Türkiye'nin içerisinde neredeyse %10'undan fazla dışarıdan sığınmacı vardır. Bu yönetilemez hale gelmiştir. Bunun için bunun sadece Afganistanlılar boyutu yok, Suriyeliler boyutu var, diğer ülkelerden gelenler var. Bu maalesef mevcut iktidar tarafından yönetilemiyor. Bunun sebebi aslında Türkiye'nin kadroları yok mu? Bunu çözecek kadroları da var. Ama öyle bir sistemle yönetiliyoruz ki değerli arkadaşlar, bir tek kişinin dediği olur. Bu ucube sistemden dolayı mevcut Cumhurbaşkanı kiminle anlaşmalar yaptı, kiminle hangi tür anlaşmalar yaptı hiçbirini bilmiyoruz. Devlet dediğimiz yönetici makam mevkiler de bunu biliyor. Sonuçta da o ne dediyse, o kime ne söz verdiyse onlar oluyor gibi gözüküyor. Biz bunun yönetim tarzından kaynaklandığını düşünüyoruz. Ve iktidara ilk geldiğimizde de Allah'ın izniyle ilk değiştireceğimiz sistem bu ucube cumhurbaşkanlığı, partili cumhurbaşkanlığı sistemi.